Seans ortasıyla yeniden karşınızdayız. Stüdyoda değerli bir isim bizimle birlikte İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz'ı ağırlıyoruz. Binhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve dün Türkiye İstatistik Kurumu kadınlarla ilgili, kadınların işte iş gücündeki, genel hayattaki, Türkiye'deki yerleriyle alakalı olarak bir çalışma yayımladı. Dilerseniz öncelikle onun bir haberini izleyelim. Sonrasında hocamızla üzerine konuşacağız. TÜİK, istatistiklerle kadın 2022 verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye nüfusunun %49.9'unu kadınlar, %50.1'ini erkekler oluşturdu. Ulusal Eğitim İstatistikleri veri tabanı sonuçlarına göre en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı 2021 yılında %87.3 ve erkeklerde %97.1 oldu. Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki iş gücüne katılma oranının %51.4 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %32.8, erkeklerde ise %70.3 oldu. İş gücüne katılma oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görüldü. Hane Halkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının %45.2 olduğu görüldü. Bu oran kadınlarda %28, erkeklerde ise %62.8 oldu. Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken kendilerini güvensiz hissedenlerin oranı %21.8 iken bu oran kadınlarda %30.4, erkeklerde %13 oldu. Kadınların %51.1'i, erkeklerin ise %71.9'u yaşadıkları çevrede kendilerini güvende hissetti. Evet, gerçekten çarpıcı veriler var. Sizin en çarpıcı bulduğunuz, en dikkat çekici veri ne acaba? Her yıl işte 8 Mart Kadınlar Günü'nden birkaç gün önce TÜİK, evet, kadın istatistiklerini yayınlıyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü yarın kutlanacak. Evet. Bizde 1921'den bu yana var ve kutlanıyor ama hani genelde takvimde bir yaprak olarak kalmasını istemiyoruz elbette. Çünkü böyle bir günün varlık gerekçesi aslında hani insana yaraşır, kadına yaraşır çalışma koşullarının sağlanmasıdır ki o da işte süre olarak ve sağlık imkanlarını da yanına ekleyerek bir çalışma koşulunu oluşturmak, eşit işe eşit ücret talebinin yerine gelmesi ve tabii ki aynı zamanda cinsiyet farklılığının olmaması iş hayatında. Burada ütopik bir tablo çiziyorsunuz, evet, aslında. Kesinlikle. Keşke yani, böyle olmasaydı ama. Çalışma açısından bakınca öyle. Ama tabii bunun yanında seçme seçilme hakkı, kritik görevlerde kadınlara rol düşmesi, bunun dışında elbette oy kullanma hakkı. Hani bunları çoktan biz elimize aldık Atatürk'ün devrimleri sayesinde biz kadınlar. Ama yine de işte bu istatistiklerin devamında şeyleri gördük. İşte büyükelçi sayısında artış var kadınlarda. Kritik görevler, işte milletvekilliğinde yine kadınlarda görev alabiliyorlar. Hani 2000 öncesine göre bu alanda artış var. Çünkü kadının zaten eğitim istatistiklerinde de bunu görüyoruz. Yani eğitim düzeyi yükseldi. Ve eğitim seviyesi arttıkça iş bulma imkanı da artıyor. Mesela lise düzeyinde kadınların iş bulma ümidiyle üniversiteninki biraz daha farklı düzeyde. Üniversite aslında yüksek öğretim mezunu kadınlarda işsizlik hala büyük sorun. Aslında genel olarak kadın işsizliği var. Yani TÜİK işsizlik oranını %10.2 olarak açıklamış ama bu erkekler için %8.5'tur, kadınlar için %13.5'tur. Yani ortalaması 10.2'dir. Ve geniş tanımlı işsizlikte de mesela yine %20'lerde olmasına rağmen kadınlarda geniş tanımlı işsizlik, yani atıl dediğimiz kısım %30'dur. Çok yüksek. Ve hatta son 3 ayda, yani 2022'nin son çeyreğinde 140 bin kadın daha işsiz kaldı. Yani bugün işsizlik oranını, işsiz sayısı 3,5 milyon ama onun en çoğu aslında kadınlardan oluşuyor. Tabii şu da var, yani kadının iş hayatına girmesiyle aslında kayıt içinde kalmak istiyor. Kayıtlı bir emek olacak elbette. Fakat çok ilginç bir yapı var. Yani hepimiz bunu da yaşıyoruz. Siz de işte çocukların bakımı, evet, ve evde bir takım işlerin yapılması. Evet.
bir kadın kayıt içinde çalışabilmek için birden fazla kadını kayıt dışında çalıştırır vaziyette. Evet. Bu mümkün değilse anneanne babaanne ekonomisi devreye girerek bir kadını kayıt içinde çalışmaya sevk edebiliyoruz. Dolayısıyla hani bunu gelişmiş ülkelerde çalışan sayısı 10 bile olsa, 10 kadın çalışıyor bile olsa kreş vardır. Ama bizde bu çok zor. Maalesef bu açıdan ya anneanne babaanne ekonomisi ya da dediğim gibi bir kadının kayıt maalesef dışı kayıt dışında kadınları çalıştırması gibi bir olumsuzluk ortaya çıkıyor. Yani işte bu kariyer de yaparım çocuk da pek mümkün olmuyor ülkemizde. İkisinden biri yani, olmuyor. Kapitalist sistemin içerisinde bu şekilde zaten hani aslında kapitalist sistem yani sermayenin en önemli kullandığı üretim faktörü emek üretim faktörü. Ve burada gerçekten kadının bu üretim faktörünü arz etmesi isteniyorsa çok gerekli sosyal donatılar da lazım ve bir devlet politikasında olması lazım tabii ki. Yani sermaye bunu tek başına yapmayacak. Devlet politikası olması lazım bu konuda. Evet. Yani 100. yılımızda bence öncelikle kadın istatistiklerini yakından takip ederseniz herkes izliyordur eminim bu istatistikleri. Çünkü halka açık yayınlanıyor. Buradaki veriler dikkat çekiyor. Evet. Hocam şu dikkatimi çekmişti. Hı hı. Yani Türkiye'de biz işte bu ücret işsizliğinden bahsediyoruz. Hı hı. Kadınların daha az işte ücret aldığından aynı işi yapsalar dahi, aynı üniversitelerin aynı bölümden mezun olsalar dahi. Ama yurt dışında da biraz böyle bir tablo var sanıyorum. Avrupa'da da yine benzer şikayetler kulağımıza geliyor. Çok. Dolayısıyla hani bu dünyada giderilmesi gereken, çözülmesi gereken bir problem. Yalnızca Türkiye'ye mahsus değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Değil mi? Bu yani kapitalizmin içindeyiz. Başka da bir sistem olmayacağına göre, bütün dünyada da bu kabul gördüğüne göre sadece burada emeğin örgütlü olmasıyla aramızda bir farklılık var. Hı hı. Yani Türkiye'de emeğin örgütlenme yapısıyla yurt dışında en ufak hak ihlalinde, emekçinin hakkının ihlalinde örgütlenebiliyor ve böylelikle haklarını kavuşma imkanları var. İşte bugün Fransa'da başlayan yine grevler var. Daha önümüzdeki geçtiğimiz haftalarda işte İngiltere'de vardı. Hani tabii grev son nokta ama oraya kadar aslında burada STK'lara da yine çok önemli görev düşüyor. Her yıl bu şekilde aynı kadının yine emek piyasasındaki rolünü ve yaşam memnuniyeti anketlerine göre hani ne kadar umutlu, ne kadar geleceğinden umutlu ve ne kadar mutlu şeylerini rakamlarına bakarken yine hep düşündüğümüz aslında bu üretim faktörünü ve toplumda kadının yerini nereye koyduğumuz rakamlarla karşımıza çıkıyor. Bir de rakam dışı olanlar var tabii ki, yansımayanlar var tabii ki. O da toplumun algısı elbette. Takvimde bir gün olarak kalmasa keşke dediniz. Keşke hani bir günde bunu hatırlayıp hani kadının değerini sadece bir günle sınırlamak zorunda kalmasak, bütün günlere yayılsa. Çok teşekkürler bu değerlendirme için. Biraz da diğer ekonomik başlıklara geçelim dilerseniz. Yeni olarak işte hazine borçlanma programının detaylarını biraz konuşalım istiyorum. Neler var, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, geçtiğimiz haftalarda yani Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işte iç borçlanma stratejisi yayınlandı. Nasıl bir strateji bu? Ne kadar iç borç geri ödemesi yapacak? Yani ana para ve faiz olarak ne kadar ödeyecek? Ve bunların finansmanında yeniden borçlanacak mı? Bunlara ilişkin şeyler var. Stratejiler belirlenmiş durumda. Şu anda Mart ayı borçlanma programına başladı. Hı hı. Dün itibariyle. İşte bugün de yine iki tane ihale var hazinenin. Dolayısıyla bu ay Mart ayında yaklaşık 60 milyarlık bir iç borçlanmaya gidecek. Şu anda hazinenin iç borç stoku 2 trilyona yakın bu arada. Yani geçen yıldan bu yana özellikle çok hızlı bir artış var. Bu tabii ki enflasyonla beraber rakamlar nominal olarak arttığı için böyle. Ama aynı zamanda dış borçlanmaya da çok sınırlı düzeyde gittiği için hatta Mart, Nisan ve Mayıs aylarında borçlanma stratejisinde dış borçlanmaya yer yok. Şu anda rakamlar ve öngörüler bu şekilde.
Dolayısıyla borçlanma eriyecek. 60 milyar liralık iç borçlanmanın dün yaklaşık 25 milyar lirasını gerçekleştirdi. Piyasadan topladı. İşte bir hazine bonosu çıkarttı. İhaleyle 9 aylık bir hazine bonosu. Aslında %10 üzerinden bir teklif verilmişti getiri. İşte %9.9 ile kapandı. İhale sonuçlandı. Bir de 10 yıllık devlet tahvili ihalesi gerçekleşti. O kupon ödemeli diğerinden biraz daha farklı, daha uzun vadeli. Bu hazine için avantajlı aslında. Elbette alacaklısına da avantaj sağlıyor. Yoksa alıcı bulamaz ama en azından uzun vadeye yayabilmesi, risk primini düşürücü bir uygulama ve sabit faizli olabilmesi. Bunun dışında hazinenin bugün itibariyle yine devlet tahvili ve aynı zamanda kira sertifikası, yani sukuk ihracı da var. Sukuk ihracı, yani tutar belirlenecek. Sukuk ihracında doğrudan satış yöntemi benimseniyor. Yani doğrudan bankalar kendileri talep ediyorlar ne kadar kira sertifikası alabileceklerini. Dolayısıyla bu strateji böyle devam edecek. Fakat işin tabii bir de finansman tarafı var. Yani o borcu bir şekilde ödemesi ya da eski borçlarını kapatması gerekiyor. Bunun için de biz iç borç çevirme oranına bakarız. İç borç çevirme oranı önemli bir göstergedir. Mart ne ayında gösteriyor şu anda? 60 milyarlık iç borçlanma. Ama karşılığında da 85 milyarlık bir iç borç servisi var. Dolayısıyla iç borç çevirme oranı %140'larda. Önümüzdeki ay biraz daha kritik. Yani Nisan ayında iç borç çevirme oranı %200'e yüksek çıkıyor. Yüksek olması tam olarak ne anlama geliyor? Borcun döndüreme riski var. Dolayısıyla tabii borcun kompozisyonunda hani sürekli olarak sabit faiz ve Türk lirası cinsinden borçlanmaya devam edebilirse bu borcun kompozisyon açısından olumlu. Ama uzun dönem enflasyon endeksli tahvil bankalar tarafından çokça alındı. Burada bir risk var ve aynı zamanda döviz cinsinden de çok borçlandı hazine. 2018-2020 arası orada oluşan risk primini hep biz borç servislerinde hala görebiliyoruz. Dolayısıyla Nisan ayı için yeniden bir iç borçlanma stratejisi değişebilir. Çünkü iç borçlanma, iç borç çevirme oranı %200'lerde olduğu için o servisi ödemek için biraz daha fazla borçlanması gerekebilir diye düşünüyorum. Yani önümüzdeki döneme ilişkin de bu biraz bir belirsizlik yaratıyor anladığım kadarıyla. Yani bugünden alınan önlemler, yani borçlanma stratejilerinde işte sabit faizliğe geçmek, Türk lirası cinsinden borçlanmak, tüfeksleri bırakmak artık bugün fayda sağlamıyor. Geçmiş dönemde yani 2018, 2019 ve 2020'de bariz sorunlar var ve o sorunların yükü şu anda hazinenin üzerinde. Ve hani izleyicilerimize de bilgi vermek isterim. Borcun servisi dediğimiz, ödemesi dediğimiz tarafta ana para ödemesi ve faiz ödemesi diye iki kalem vardır. Faiz ödemesi bütçeden ödenir. Dolayısıyla borcun faiz yükü ne kadar fazla ise vergi ödemelerimizden, ödediğimiz vergilerden karşılanacağını da unutmamamız gerekiyor. Evet. Dolayısıyla doğru borçlanma stratejisi bütçeyi de mali disiplini de önemli düzeyde rahatlatacaktır. Evet. Aksi durumda rahatlatamaz. Evet, takip edeceğiz bu gelişmeleri de. Hocam bir de size borsayı sormak istiyorum. Genel olarak hani seçim öncesi ve seçim sonrası diye ikiye ayırabileceğimiz bir hem piyasa hem de ekonomik tablo var. Geçen yıl çok ciddi bir yükseliş oldu borsada. Hani aynı inme, aynı talep devam eder mi etmez mi? Bu birinci soru ama siyasi gelişmeleri de çok açık bir hale geldi seçim süreci yaklaştıkça. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hafta biraz daha böyle bankacılık endeksinde pozitif bir ayrışma dikkatleri çekiyor. Takip ettiğiniz seviyeler, gelişmeler neler acaba? Yani çok genel olarak zaten hani herkesin gördüğünü ifade edeyim. Evet, siyasi gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değil. Dolayısıyla yani bir ortaya çıkabilecek seçimle ilgili bir olumlu ya da işte belki değişime yönelik bir
hava hemen borsa tarafında kendisini gösteriyor. Dolayısıyla son iki gündür ben de dün herhalde %4 yükselişle kapattı. Dolayısıyla bir yükseliş trendine girdi. Ama işte kalıcı olacak mı, evet, olmayacak mı sorusu sanıyorum önemli bir soru ama buna, evet, cevabımız tam olarak yok galiba. Tam olarak çok belirsizlik. Biraz şey bekle yapıyor. Gör, evet, sürecinde, evet, yer alıyoruz. Doğru. Genel olarak peki hani sektörel olarak baktığımız zaman nasıl, hangi sektörler şu anda öne çıkıyor borsa tarafında? Evet, bankacılık sektörü. Aynen, evet. Tabii bu aynı zamanda yurt içinden mi alıcılı bir seyir var yoksa yurt dışından var mı gelen? Bu da tabii ki çok fark edecek. Yani şu anda ülke risk priminde CDS'te bir düşüş var. Aslında olması gereken yer Türkiye'nin ki biz 800'lerin üzerini gördük ama olması gereken yer aslında 300-350'dir Türkiye için. Evet. Çok yüksek ve o yüzden de aslında yabancının çok tercih etmediği bir yerdeyiz. CDS'in düşüyor olması yabancıyı da getirecektir ya da yabancı geldikçe o düşecektir. Dolayısıyla bu ikisi de birbirine bağlı. O da borsada yine sektörel değişimi karşımıza çıkaracak, evet, diye düşünüyorum. Yabancıların, evet, borsada olması da olumlu görülüyor sanırım. Çünkü biraz daha böyle hani uzun vadeli yatırımcı oldukları için o gün içi dalgalanmaların önüne geçen bir süreç gibi. Çok, evet, teşekkürler hocam. Teşekkür Ağzınıza ediyorum. Sağlık diyelim. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizimle birlikteydi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi. Ve şimdi biz Bloomberg HT araştırma analisti Çağlar Kuzlukluoğlu'na gidiyoruz. Çağlar, hoş geldin diyeyim sana ve sözü sana bırakayım. Seans ortasında piyasalara dair son gelişmeler nasıl? Reyhan, az önce siz de değindiniz. Özellikle haber akışlarıyla içerideki Borsa İstanbul'daki hareketliliği izler vaziyetteyiz. Dün özellikle bankacılık endeksindeki yukarı yön öne çıkmıştı. Ama sene başından itibaren bakarsak da geçtiğimiz yıl 500'er puanlık parçalarla yukarı yöndeki hareketi açıkçası zaman içerisinde zamana yayılımını da gözeterek sık sık dile getirir vaziyetteydik. Ve buradaki yukarı yön 2022'nin neredeyse belirli parantezler dışında değişmez tablosuydu. Şimdi özellikle dünden itibarenki hareketi göz önüne bulundurduğumuzda aslında Şubat ayının malum deprem sonrasındaki gündem yoğunluğu belli ama kapanışını yatay ve 5200 puan ile 5000 puan arasındaki aralıkta geçirdiğini BIST 100 endeksinin söylesek doğrudur. Ama özellikle 27 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olursak ilk etapta Mart'ın ilk günlerinde 5300 puanın üzerine gelindiğini görmüştük. Bunun ardından biraz önce vurgulamaya çalıştığım gibi haber akışı öncelikle BIST 100 endeksinde bir gerilemeyi getirdi ki şurada değerli izleyicilerimizin göreceği üzere 5100 puanın altına da inildiğini görmüştük ama 6-7 Mart tarihlerinde bakılacağı ve şu anda bizim dünden itibaren izlediğimiz piyasa görünümünde öne çıktığı üzere tekrar biz 5500 puanı konuşur vaziyetteyiz ki sene başında 5600 puanın üzerinde bir manzara senenin ilk günlerinde bizi karşılamıştı. Siz de konuştunuz bankacılık endeksindeki gelişmeleri. Yılbaşından itibaren dünkü bankacılık endeksinin hareketliliğini göz önüne alırsak da aslında bankacılık endeksinin sene başından itibaren performansında %4,42'lik bir gerileme var. Hemen kısa vadedeki bankacılık endeksinin dün neden öne çıktığını da gösterir. Açıkçası tabloyu işaret etmek gerekiyor. Dün özellikle öğle arasından sonraki haber akışlarıyla beraber neredeyse 5000 puana değdiğini söyleyebiliriz. 4960 puanın üzerinde şu anda da 4822 puanlarda seyrediyor. Ama sene başından itibaren bankacılık hisseleri içerisinde yalnızca İş Bankası ve Sınai Kalkınma Bankası'nın %3,92'lik ve %2,5'luk bir yukarı yönde seyri var. %4,4'lük gerileyen bankacılık endeksinin bu görüntüsü içerisinde. Bir diğer dikkat çekmeye çalıştığımız son haftalarda özellikle unsur Türk lirası. Dün CDS'teki düşüşü konuştuk.
tahvil konusunda makro ihtiyati tedbirler sonrasında, atılan adımlar sonrasında 2022'nin ikinci yarısında ve 2023'te çok bir hareketlilik gözlemlemiyoruz. Ama Türk lirasında sene başından itibaren görüntüde Reyhan, değerli izleyicilerimizin göreceği üzere yavaş yavaş 18.70'lerden artık 18.91'in üzerine gelmiş bulunuyoruz. Tabii bu noktada yine tıpkı tahvil tarafında olduğu gibi özellikle Merkez Bankası'nın ve kamunun bu noktada atmış olduğu önlemler ve bir şekilde dolar-tl kurunun seyrini yatayda tutan gelişmeler yine ön planda kalmaya devam ediyor. Ama buna karşın sene başındaki 18.70'lik dolar-tl kurunun 18.91'in üzerine geldiğini görüyoruz. Mart'ın ilk 7-8 işlem günü çerçevesinde önümüzdeki süreçte bakalım dolar-tl tarafında borsada olduğu gibi bir hareketlilik yaşanacak mı? Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Çağlar, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve biz böylelikle seans ortasını noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.